Sabancı Müzesi Yaşayan Piramit Konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Nazlı Pektaş, konuklarım Ekin Kano, Kerem Ozan Bayraktar ve Nergis Yeşil. Biz Agnes Denes'in, Macar asıllı sanatçı Agnes Denes'in yeryüzünü yeryüzüne vermek başlığı altına koyduğum bu konuşmasında, konuşmamızda Agnes Denes'in pratiği üzerinden yaşama, canlılığa ve sanata ve üretime bakışını tartışacağız ama bütün bunların merkezinde aslında çevre ve doğa var. Bu çevre ve doğa ilişkisinde bir takım sorunlar veya çözümler ararken sanatçıların baktığı yerden bakmak çok önemli diye düşünüyorum. Agnes Denes yaşamına şair olarak başlayan bir sanatçı. Bu beni çok etkiliyor. Çünkü bütün bu iş pratiğinin, bütün bu üretim zincirinin içerisinde bu lirizmi takip etmemek mümkün değil. Oksijen gazetesindeki köşemde de belirtmiştim. Sizin de bana gönderdiğiniz dokümanlarda var. Atölyemden kurtulmak, fil dişi kulemden çıkmaktı gibi buna benzer bir cümle kuruyor. Bu çok etkili çünkü doğaya kendini atmak tam da böyle bir şey bu türden çalışan sanatçıları için. Ama burada bir takım kırılmalar var sanat tarihsel. İşte sanayi devriminden sonraki gelişmeler, işte modernizmle modern estetik arasındaki çelişkiler, öte yandan 60'lardan sonra performans sanatında, fluxus'ta ve video art'ta doğanın bir şekilde sanatın içine girmesi. Çünkü sanayileşmeyle beraber kentleşelim derken kırsalı unutmamız ve bugün geldiğimiz noktada kendi ülkemizde ve kendi topraklarımızda ve aslında tüm dünyada yaşadığımız ortak sıkıntılar sanatçıların da sıkıntıları elbette ama buradaki imge diliyle nasıl başa çıkılabilir? Bunun bir klişe olmadan nasıl sanat üretiminde okunur hale gelinir? O samimiyet, o hakikat nasıl ortaya çıkarılır? Sanatçı kendi çelişkilerinden nasıl kurtulur? Biz bunlar üzerinde konuşacağız bugün. Moderatörün en iyisi kısa konuşanıdır aslında ama burada biz tam da aslında bu konuşmaları yaparken sizin terasta sahne, müzede sahne etkinliğinizde de bir iklim aktivisti gencimizin de bir manifestosunu dinleme şansım olmuştu. Hemen sonrasında da işte Van Gogh ve Monet'in resimlerinin başına gelenler, bunun karşısında duranlar, Monet'e, Van Gogh'a yazık diyenler karşısında ben tam tersi tarafta duruyorum. Çünkü birilerinin bu çığlığı görmesi gerekiyor. Yani kimse orada Monet'in resmine ya da Van Gogh'un resmine zarar gelmeyeceğini biliyoruz zaten. Buna da müze yönetimlerinin izin vermeyeceğini de biliyoruz. Ama bu tokatı birimizin yemesi gerekiyordu. Monet ya da Van Gogh yemiş oldu kaba bir tabirle. Ama biz de farkında olduk bu iklim aciliyetinin aslında. Şimdi ben bu meseleyi ara ara tekrar tartışırız diyerekten size aslında ilk sorumu sormak istiyorum. Ama tabii ki akışa da ekleyelim. Biraz tanıtmak istiyorum. Ekin Kano yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi'nde yapmış sanatçı bir dostumuz. Kerem Ozan Bayraktar hem akademisyen hem sanatçı Marmara Üniversitesi'nde ve Nergis Yeşil de İstanbul'da yaşamını sürdüren ve atölyesi de İstanbul'da olan sanatçı arkadaşımız. Şimdi acaba diyorum ki bütün bu yeryüzüne bakış eşliğinde Agnes Denes'in örneğinden yola çıkarsak, sanat yaşayan bir heykele, bir performansa, bir üretim biçimine dönüşürken aslında sanatçı neyin peşinde koşuyor? Çünkü sürdürülebilirlik meselesi iklimin ve aynı zamanda toprağın da sürdürülebilirliği, kaynakların da sürdürülebilirliği, bütün mesele buradan çıkıyor. Azalan kaynaklarla ilgili aslında. Bir taraftan da bunlar azalmakta, azaltılmakta. Biz acaba bütün bu kaynakları tartışırken kendi içimizde sözel olarak sanatçı ne tür üretim modellerine tutunuyor? Çünkü üçünüzün de üretim modelleri bu anlamda vazgeçtikleriniz veya yeni sahiplendiklerinizle ilgili. Klasik bir heykel malzemesinin ya da klasik bir tuval ve boyanın peşinden koşmuyorsunuz. Acaba bu farklılaşmada, önce Nergis senden başlıyorum, nasıl ifade edersin kendini? Nelerden vazgeçtin sanat üretimin için? En başta hep böyle miydi? Biraz da bir üretiminden de bahset bize. Hı hı. Ve yeni neyi sahiplendin?
Aslında şey demek lazım. O kadar da heykel deyince benim eğitim geçmişim de heykel mimarsan heykel çıkışlıyım ben. Lisansımı, yüksek lisansımı da heykel bölümünde yaptım. Ve işte yüksek lisans tez konum şey sanat yapıtında biyolojik materyal kullanımı üzerineydi. Tabii ki başta hem öğrencilikte hem de profesyonel tarafta da bir anda jilet gibi kesip bir daha hiçbir zaman bildiğimiz ve alışık olduğumuz malzemeleri kullanmayacağım, tamamen organik ve vesaire olacak gibi bir şekilde ilerlemiyor. Aslında bir hayat içindeki bireysel hassasiyetlerim, işte ışığı kapatmak, suyu tasarruflu kullanmak, plastikler falanken yavaş yavaş tabii ki sanat pratiğin içine de sirayet ediyor. Çünkü işte şu malzemeyi kullanmayayım çünkü bu doğada bunun çözülmesi işte 500 yıl, 600 yıl zaman alacak. O zaman sanat sözümü belki başka bir malzemeyle söylemeliyim. Ve işte ben kıt kaynak hepimiz için kıt kaynak ama sanat pratiğime gelince niye hepsi bana böyle önüme serilmiş gibi davranayım gibi bir sorumlulukla da yaklaşıyorum. Aslında öyle öyle ilerledi. Bütünlük yani işte yaşayışıyla ve pratiğiyle bütünde onu aramak, o hassasiyetleri her yerde gözlemlemek gibi. Sanat pratiğimde de ben aslında şeye yöneldim. Sanat eseri üretmeden önce malzemeyi üretmeyi tercih ediyorum ki tüketimi kontrol edebileyim. Çünkü ileri dönüşüm ve geri dönüşüm evet söz konusu ama bunların da maliyetleri var. O yüzden ilk önce minimum tüketim, sonra ne yapabiliriz diye baktığım bir yerde ilişkilendi aslında. Bilmiyorum, böyle alıp gitmek istemedim. Yok, Kerem'e geçebiliriz elbette. Tamam. Buyurun, başlayacağım. Peki, merhaba. Bu sürdürülebilirlik tabii çok duyduğum bir kelime. Geçtiğimiz aylarda bir, ismini vermeyeyim, büyük bir araba markası işte bir blokta çevre sanat gibi bir röportaj yapabilir miyiz dediler. Burada da bu sürdürülebilirlikle ilgili söylediğim hepsini kesmişler sağ olsun. olay çıkmasın diye şey yapmadım, dile getirmedim ama yani şaşırmadım çünkü biraz bu kelimenin hani hangi bağlamda nasıl kullandığımız konusunda çok emin değilim. İlk yani kafama takılan şey niye sürdürmem gerekiyor diye kendime soruyorum. Yani ben mesela bu barbar düzeni, kapitalist düzeni sürdürmek istemiyorum. Ve sürdürülebilirliğin ona katkı yapmasını da istemiyorum. Hatta yıkılmasını istiyorum. Dolayısıyla bu bir taraftan tabii o sürdürülebilirlik, belki onu ilerleyen zamanda konuşuruz ama bu çevre ve doğa ile ilgili sanki bir şey doğa var. Kendi kendine böyle dönüşen, eden, biz de ona işte sürdürülebilir olarak katkı yapacağız. Ve bu bir biraz greenwashing hani reklam sloganına dönmüş durumda. Bütün çelişki de burada zaten galiba. Evet ama şeyi gayet iyi anlıyorum tabii ki az tüketmek yani mümkün olduğunca minimumda yaşamak gibi istekleri makul görüyorum ama çalışmıyor. Yani işte İngiltere'de belki o bizim gibi birisi işte çöpünü ayırıyor ama o Adana'ya geliyor yani o biz yakıyoruz falan. Zaten global ölçekte bir ortaklık olmadıkça bu projeler ne kadar gerçekçi işte ya da plastik atıklarla ilgili sürekli duyuyoruz işte hani aslında o söylenen miktarın çok azı geri dönüştürülebiliyor. Biraz aslında sanki bu piyasayla bir özel bir ilişkisi var bu terimlerin tehlikeli. Hepsini genellemek istemiyorum tabii. Yapıt hani sanat açısından baktığımızda ya bu sürdürülebilirliğin içine bir defa biraz bu permakültürle ilgilenen arkadaşlar da bilecektir. Yani ölümü içeri almak gerekiyor bir defa yok oluşu. Sürdürülebilirliği de o bağlamda ben hep düşünüyorum yani. Bir sürekli bir canlılık değil, aslında ölümün de içeride olduğu bir yaşam fikri. Zaten ikisini birbirinden ayıramıyoruz. Sesim iyi mi? İyi, ben kendimi kontrol ediyorum. Peki. Evet, ya o anlamda ben zaten sürekli böyle hani insanların çer çöp dediği şeylerle çalışıyorum. Ha, ona gelelim diyecektim. Ne tür malzemeler atıklar, var? Hep böyle miydi Kerem? Atık mı çöp mü bilmiyorum. Ya biraz aslında dışarıda kalan şeylerle her zaman çalışıyordum. Yani mevcut yapının dışında bu hem fikir anlamında hem de malzeme seçimi anlamında böyle hani şeyleri pek sevmiyorum. Ne derler? Endüstriyel bile olsa onu da gidip böyle işte ikinci elini falan bulup bir şekilde ya da işte ucuz ya da pis malzemelerle zaten hep çalışıyorum. Biraz öyle belki Arta Pavore ile falan bir ilişki kurduğumu hep sonradan fark ettiğim bir tarafım var yani zaten.
Peki burada bir şey de söylemek istiyorum. Hani ölümle ölümü de merkeze alalım gibi bir şey söyledin. Evet, bu çalışmada zaten çok baskın bir şey yani. Evet, aslında birazcık oraya da bağlayarak ilerleyelim, sana tekrar sözü vereceğim. Çünkü bu heykelde Fatih Koçak'tı değil mi? Nadir Bitkiler Fidanlığı tarafından inşa edilen bu heykelde. Biliyoruz ki şu anda bir yaşam faunası var. İşte kuşlar, arılar, kelebekler, buradaki her şeyi Emirgan'ın farklı noktalarına taşıyor habersizce bizden, ama sonunda da toprak toprağa karışacak, çiçekler belki dağıtılacak ve işte bütün ahşap konstrüksiyonda belki buradaki sanat atölyelerinde bir performansa dönüşecek ya da bir malzemeye dönüşecek. Aslında yaşam, Agnes'in de sözlerinin içerisinde de böyle ifadeler var. Aslında bir yaşam kuruyor ama bu yaşam sonucunda da bitiş, ölüme varırken bile kendi içinde yeni yaşamlar doğuruyor. Aslında hayatta tam da böyle. Aslında yeryüzü de böyle. Biz yeryüzünün içinde tüm canlılarla ilgili bir bedeniz ve bizim bedenimizin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi, sürdürebilir olabilmesi için bu tarafın da sürdürebilir olması lazım. Aslında bütün bu hayattaki bütün bu kapitalist düzen de sürdürebilir üstüne, ama insan merkezli bir sürdürebilir üzerine bütün politikalar aslında. Burada da Rosie Braidotti'yi, olumlama felsefesi üzerinde uzman İtalyan Rosie Braidotti'yi okumanızı isterim. Onun dışında da yeri gelmişken iki kitap önereceğim. Mutlaka biliyorsunuzdur, burada satılıyor bir tanesi. Sanat ve Ekoloji, Eda Sezgin'in derlemesiyle çıktı. Eda'nın iyi bir giriş yazısı var arkadaşımın ve de çok iyi çeviriler var içerisinde. Onun dışında Jale Hoca'nın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 3 Habitus, kente, doğaya odaklı ama kendi deneyimleri üzerinden de tespitleri, mesela İzmir'deki Barbaros Köyü üzerinden de tespitleri var. Böyle de bir parantez açmış olayım. Sadece ders gibi de olsun, biraz sadece bildiklerimizi anlatmayalım. Peki sana bu soruyu tekrar soruyorum, hatırlatmak istiyorum. Nelerden vazgeçtin, neleri sahiplendin üretimini gerçekleştirirken? Hangi üretim modellerine nasıl geçtin? Bu üniversitede sana verildi mi? Ben çok üstüne düşünmedim sanıyorum bunun. Ben yüksek lisans tezimde insan merkezci olmadan sanat üretilebilir mi sorusuna çalıştım. Ve tamam, kendi işlerim üzerinden aslında bunu araştırmaya çalıştım. Hı-hı. Dolayısıyla kendi ikiyüzlülüklerimle ve çelişkilerimle karşılaşma fırsatı buldum ve onları yazdım yani aslında. Malzemelerle birlikte bir iletişim kurmaya çalıştığım için o malzemelerle uğraşmaya başladım aslında. Yani işte bütün o küflerle resim yapmaya çalışmak ya da işte kombuçayı bir ara pratiğimin içine sokmak. İşte kendi boyamı kendim yapıyorum, yapıyordum, bazen sıkılıyorum. Tabii ki endüstriyel malzemede kullanıyorum. Ama böyle bir gitmeli gelmeli, heyecan duyduğum malzemeye doğru bir yanaşmalı, çekilmeli bir sürecim var. Peki çelişkilerim ve korkularım, o diğer soruda hemen ve ikinci soruda. Çünkü Kerem'in bahsettiği ölüm farkındalığı aslında tam soracağınız ikinci soru, bir soruları önden biliyorum. Çalıştırmıştım. Ölüm farkındalığı ve ekolojik farkındalığın aslında ne kadar paralel gittiğine dair ve çelişkileri bir arada ikinci soruda şöyle bir toparlarız, tamam, gibi hayal ettim. Ben burada bir ikinci soruya geçmeden önce birkaç not almıştım size önerdiğim kitaplardan. Bunlar böyle konumuzla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Mesela işte patent nedir? Buluşlara verilen şeydir değil mi? Herhangi bir şey bulduğunuzda başka kimseler kullanmasın diye bunun patentini alıyorsunuz. Yani bu kapitalist düzenle ilişkili olarak bir şey bu. Ancak yaşam bir buluş değil, ama canlı organizmalar yaratıp yaşam formları dönüştürebiliriz ama yeni yaşamlar yaratmayız. Fakat işte ilk patent genetiği değiştirilmiş bir bakteri için alınıyor. General Electric tarafından 1971'de.
Şimdi bu önemli bir konu. Buradan birçok yere ulaşabiliriz. İşte tam da bu noktada sanat, biyoetik, biyopolitika meselelerinde kendi sanatçının kendi çelişkileri ve kendi küçücük minicik hayatlarımızdaki işte kendi tüketim reflekslerimiz eşliğinde tam da burada aslında büyük bir çelişkiler yumağı üzerinde kalıyoruz. Çünkü mesele sadece kirlenme, kaynakların tüketimi değil. Özerklik, çeşitlilik, karmaşıklık, eşitlik, sınıfsızlık gibi pek çok konuyla bir araya geliyoruz. Ve bu sadece çevrenin kirlenmesiyle kalmıyor. Çevre bozuldukça işte Afrika açlığıyla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Ve hiçbir sanat buna derman olabilir mi? Açıkçası ben de bilmiyorum. Buralarda susabiliyoruz belki de. Şimdi bir diğer bir sorumu şöyle hazırlamıştım. Yeryüzüyle ilgili kavramsal araştırmalar yapmak, ekolojik meselesi sanatsal meseleleri sanatsal pratiğimizin temeline oturtmak yahut bunları yaparken çelişkilerimizi görünür kılmak. Buradan başlarsak, sizin pratiğinizde, kullandığın Kerem'in de yaptığı işlerde doğa da var biliyorum, sizde zaten var. Özne mi ve özne ise nasıl bir özne? Aslında kısaca hangi malzemelerden yani neleri kullanıyorum biraz onu söylemek lazım. Şu anda yoğunluklu olarak bir tane kombuça anasından defalarca kez kombuça üreterek devam ediyorum. Ve işte buluntu nesneler söz konusu, buluntu kemikler söz konusu. İnsan kılları, hayvan kıllarından heykel yapmak gibi bir pratik daha var. İşte bunların her biri içinde şeye dikkat ediyorum. Doğadan ne kadar toplayabilirim ve doğaya geri gittiği zaman neye zarar verir, verir mi? Ben onu sanat eserine dönüştürürken doğaya zarar verecek şekilde müdahalelerde bulunmayayım ki geri verdiğimde bir problemle karşılaşmayalım, minimalinde davranmaya çalışıyorum. Bütün bunlarda aslında var, kalıcılık meselesi. İlk karşıma çıkan şimdi sanat üretmenin motivasyonu kalıcı olmak, tırnak içinde söylüyorum bunu. Ama biz kalıcılığı nesne üzerinden aramaya başlıyoruz aslında. Benim pratiğim, işte benim bir tane resmimi diyelim ki siz evinizde, sizinle birlikte İşte onu aldınız ve sürecini takip ediyorsunuz. Minimal düzeyde değişiklikler izleyebiliyorsunuz kendi yaşam süresince. İsterseniz de iki bakırı çıkartıp camları ve bakırı geri dönüşüme gönderip kombuça mantarını da saksı dibinin altına gübre olarak koyabilirsiniz. Ben burada eserin gübreye dönüşmesiyle ilgili bir problem görmüyorum. Çünkü o fikri kalıcılığı, yani nesne kalıcılığı değil de fikri kalıcılık üzerinden sanat sözü söyleyebileceğime inanıyorum. Ve sanat eseri bu bağlamda sadece bu konuşmaları başlatacak bir unsur olarak orada bulunuyor. Bu konuşmalar yapıldı, biz sanat konuştuk, ekoloji konuştuk, tüketim konuştuk, her ne paylaşacaksak paylaştık. Artık onun uzun uzadıya kalmasına gerek yokmuş gibi geliyor bana. Ve bunun içinde ben bu sözü söyleyeyim diye bütün insanlığa İşte yüzyıllarca doğada çözülmeyecek şekilde bedel ödeterek söylememe gerek var mı? O sanat sözünü o tondan söylemeye gerek var mı? Ondan da emin değilim. Biraz sanatçı olmak, kalıcılık ama kalıcı işlerle bunu yapmamak, oralar biraz öyle. Bu tabii çok incelikli bir mücadele. Çünkü bir özne ise sanat eserinin içerisinde doğa, bunu da bir iktidar kılmamaya çalışıyorsun. Sanatını ele geçirmemesine çalışıyorsun. Bu senin, çok kolay bir iş değil. Bunu mantar beni ele geçirmiş olabilir ama. Mantar seni ele geçirmiş. Evet. Şu bu aralar öyle bir şeyler oluyor olabilir yani. Bayağı kontrolü ele aldı. Gibi demek istemiyorum. Ben kombuça mantarını kullanıyorum. Zaten demek istemiyorum. Biz bir işbirliği yapıyoruz. Yani bazen çok yetenekli, çok güzel şeyler yapıyor. Bazen hiçbir şey yapmıyor. Bütün ortamı sağlıyorum ama
bana böyle bakıyor falan, ne yapıyorsun Nergizciğim gibi. Söz dinlemez bir özellik. Kesinlikle şöyle rastlantısallıklar var. Ben maksimum seviyede onları manipüle ediyorum tabii ki. Kendime de alan açmaya çalışıyorum. Mantarın da bir alanı var. Günün sonunda ortaklaşa iyi çalıştıklarımız sanat eserine dönüşüyor. Bazen çok soft yaşıyor ve hiçbir şey söylemiyor. Daha sessiz davranıyor falan derken. Onun yeri çok net bir şekilde şeyi kullanıyor. Bir organizmayla çalışıldığını çok iyi anlıyoruz. Yani şey süreci müdahale ediyor. Bugün işte şey diyemiyorum yani. Ben bugün çalışmayacağım. İşte hava yağmurlu, canım istemiyor. Mantarı almam gerekiyorsa eğer o şartlarda, o istediğim sonucu elde etmek istiyorsa, onu o gün oradan almam gerekiyor yani. Bayağı şey programı belirliyor. Yapay zekadan daha zor galiba. Böyle şeyler. Bunlar çelişkiler diyebiliriz belki, bunlar için zorluklardır. Şahane pencereler açtı. Size gelirim. Çöpler mi? Nasıl? Benim de böyle bilgisayarın yanında bir tane monstera var. O böyle büyüyor giderek. Şöyle yani şuradaydı. Burama geldi falan. Çiçek. Bitki evet. Ya yani bir koca yaprak işte şu popüler bir işte iç mekan bitkisi. O böyle iyice buramda falan. Artık bir noktada uzaklaştırmak zorunda kaldım onu. Ben işte uzun süredir bu sokak bitkileri ya da ev bitkileri, ofis bitkileri aslında evet hibrit yani ne diyelim yani bu doğa ve doğal ya da yapıntıyı iki böyle siyah beyaz gibi değil de iki karşıt eğer illaki onlar o terimleri kullanacaksak birini bir uca birini bir uca koyuyorsak o aradaki alanlar ilgimi çekiyor daha çok yani işte martılar, kediler, sokak bitkileri, ofis bitkileri aslında ya da senin demin örnek verdiğin genetiği değiştirilmiş bakteri. Yani bunlar zaten bizim bu şeyi ortadan kaldırıyor işte neyin doğal neyin ayrı. Neyin doğal, neyin yapay olduğunu. Tabii ki miktarları farklı. Yani ormanda, ya Amazon ormanında büyüyen bir tropik bitkiyle benim evimdeki bitkinin yapaylık, doğallık eğer bunu dereceli bir şeyse aynı değil. Ama dediğim gibi siyah beyaz da değil. O yüzden doğayı da böyle bir hani kentin içinde, şurada aramak, yaşamın içinde aramak. Burası da yaşam ya. Uzakta bir yerde böyle bir cennet miti gibi adeta hani eskiden kaybettiğimiz romantikler bunu çok yaptılar 19. 18. Evet. yüzyılda. Yani sürekli bir endüstrik doğa karşılığını o kadar güçlü kurdular ki bu anlatı hala devam ediyor. Yani işte sürekli uzakta bir doğa var onu yitirdik. Uslu olursak temiz olursak işte şey gene o cennete ulaşacağız. Bu böyle değil yani. Çünkü bizim ekolojiden ve ekolojik sanattan bence özellikle anladığımız 60-70'lerde öğrendiğimiz en güzel şey çevrenin karmaşık bir şey olması. Yani bir sürü aktörün bu ortaokuldaki şey kitaplarımızı hatırlayalım. İşte karbon döngüleri, hı hı. su döngüleri falan. Yani oradan bir şeyi çekip çıkaramayız. O yüzden sert köşeli değil. Bu aktörlerle birlikte böyle farklı ölçekler içinde girip çıkıp düşünmek lazım. Ben oralarda oyun oynamaya çalışıyorum. Ve aslında annesin bir manifestosunu bugün gelirken okudum. Görünmeyeni görünür kılmak diyor. Yani bu hı hı. benim çok heyecanlandığım bir şey. Bu ilişki biçimlerinin kendisini göremiyoruz çünkü. Nesneleri görüyoruz ama ilişkileri göremeyiz biz. O sanatçı sanki biraz bu işte ilişki biçimlerini gösteren insan gibi geliyor bana hep. Evet, bu Dünya Ticaret Merkezi'nin yakınlarındaki moloz tarlasına değer yetiştirdiği buğday, moloz tarlası dedim. Molozların üzerinde yetiştirdiği buğday tarlası meselesi de işte sana gösteriyor New York'ta. Eskiden burası neydi? Şimdi sen ne yaptın ve bu buğdayları besle, büyüt ve belki bir şey öğrenirsin gibi. Burada ben de özellikle Anes ve işte Hans Hakeler, Boyslar, bütün bu bitkileri, bu canlılığı bir şekilde performanslarının, happeninglerin içine alan sanatçılarla beraber öğrenmeye başladık. Ama şimdi mesela sanatçı imajla düşünür ya, yani herhangi birine örnek vermek istemiyorum ama kökleri sökülmüş, ölmüş bir ağacın bana dünyadaki ekolojik meseleyle, iklim kriziyle ilgili söyleyebileceği tek hiçbir şey yok. Yani herhangi bir sehpa gibi benim için. Evet imaj, evet bir heykel,
Ama o kadar. Onun bir derdi yok. Onun şuradaki kombuça mantarının sanatçı tarafından alınan sorumluluğu kadar bir değeri olmadığını düşünmeye başladım. Bu yeni üretim pratikleriyle. Bu üçünüzün de yaptığı ve başka arkadaşlarımız da var elbette bu hassasiyetlikte çalışan. Bir şekilde bu dünyanın zamanıyla akmak gibi bir şey bu. Bu sorumlulukla akmak ve günün sonunda kendi attığın çöpe, içtiğin suya, kullandığın tuvalet kağıdına kadar gidebilecek bir şey ve bazen hasara da uğratabilir insanın ruhunu diye düşünüyorum. Ve Ekin, sana sözü veriyorum. Ya aslında bu çalışıyor mu? Ses geliyor mu? Evet. Az solist olduğum için bana bunu verdiler. Ya manzaraya giriyordun sanki neredeyse. Orada ben çok heyecanlandım. Çünkü tam hani doğayı dışarıda tutmak, orada bir manzara var. Evet, aslında senin tezinle çok ilgili evet. olduğunu düşünüyorum. Ve çünkü insan, özür dilerim, doğanın dışında, yani insan merkezciliğin problemi o zaten. Yani evet. Ben varım, bir de bir diğerleri var. Keşfedeceğim, hatta işte biraz da cinsiyet yüklenmiş bir şey doğa. Var, doğa var. Uzakta bir yerde, oralara gideceğiz de işte. Uzakta bir doğa var ve o doğayı aslında ehlileştirmeye çalışmışız yıllarca evet. ama aslında bu tamamıyla bir hani bence içinde yaşadığımız bir illüzyon. Çünkü bu illüzyonla birlikte aslında kontrol sahibi gibi hissedip çıldırmıyoruz bence. Bütün mesele bu. Hani çıldırmamak için hallettik ya modunda takılıyoruz gibi hissediyorum. Manzara ile ilgili bir etimolojik bir şey söylemek istiyorum. Otopsi kelimesi aslında manzarayı izlemekten gelen bir kelimeymiş. Çünkü hani tek bir insansınız ve tek bir sabit noktadan baktığınız şey biricik oluyor ya. Ve manzara da aslında yani işte o ulaşamadığımız doğa gözümüzün önünde kendi iradesiyle açılıp kapanan bir şey. Ve onun gösterdiği kadarıyla teşrih edemediğimiz bir uzak dünya. Ve ne kadar yakınlaşırsanız yaklaşın o gene bir uzakta ve sen onu teşrih edemiyorsun. Böyle buralara giden bir geçmişi var kelimenin. Bunu böyle bir küçük not olarak hani bir serpiştireyim bir yere bağlayacağımdan değil de beni heyecanlandırıyor. Ama manzarayı şuradan bağlayacağım, kendi çelişkilerime. o da şöyle, ben geçen sene postaneyi biliyor musunuz? Bilmiyorum, postane. Şimdi Galata Kulesi'nin orada eski bir İngiliz postanesini Mekanda Adalet Derneği aldı. Ve orayı böyle ekolojik ve kamusal bir bina haline getirdi. STK'lar içinde işte yani üye olup gidip çalışabiliyorlar. Vegan ve vejeteryan yemek sunan bir mutfağı var. Ve burası bir açık çağrı yaptı. Girişte koskocaman bir duvarları vardı. Ve buraya işte hani sanat işi istiyoruz dediler. Yarışmaya başvuruyorsunuz. Bilin bakalım kim kazandı. Ben de şöyle bir şeyle başvurdum. Yaşam ağacıydı tema. Bir ağaç görseli. Ama tekniği Scaiola dediğimiz bir teknik. 17. yüzyıl İtalya'sından kalma bir teknik. Bunun sebebi de şuydu. O ara Scaiola'yı çalışıyordum. Çünkü hepimizin manzaraya dönüşeceği bilinciyle, işte ölüm farkındalığının geldiği nokta bu. Çünkü bu konuları düşünürken tabii ki yani ekolojik farkındalık, ekolojik farkında olmak ne demek? Ve ekolojik farkında olarak insan merkezci olmadan sanat üretmeye çalışmak ne demek gibi sorular etrafında dolanırken günün sonunda tabii ki ölüm farkındalığı geliyor ve hepimizin bir gün o işte az önce teşrih edemediğimiz manzaraya, manzaranın bir parçası olacağımız noktasına varınca manzaraya beden katma itkisi oluştu bende ve navegan bir iş yaptım. Bu da şöyle, Scaiola'yı seçmemin sebebi de buydu. İşte hani manzaraya nasıl beden katabilirim? Scaiola da 17. yüzyılda işte İtalya'da insanlar kilise yaparken içine mermer döşeyemiyorlar. Çünkü mermeri çıkarmak çok pahalı. Ne yapalım? İş gücü ucuz. Biz insanların eline alçı, pigment ve hayvansal tutkal verelim. Ve bununla birlikte mermer görünümlü yüzeyler yarattıralım. Hayvansal tutkal burada iki şekilde işliyor. Bir tanesi alçıyı olduğundan daha sağlam bir hale getiriyor. Çünkü hani bildiğiniz içine kemik suyu katıyorsunuz yani.
Diğeri de altı çok hızlı kuruyan bir malzeme, onun kurumasını yavaşlatıyor. Dolayısıyla kattığınız pigmentlerle birlikte o sahte mermer görüntüsünü vermenize yardımcı oluyor. Ben de hem mekanla bağlantısını kuvvetlendirmek için postanenin terasındaki bahçesinden çıkan kompostu skayola harcının içine kataraktan işte kocaman bir manzara duvar heykeli yaptım. Vegan ve vejeteryan bir mutfağın sunulduğu bir işte restoran kafeye. İşte burada bir çelişki, haydi konuşalım. Bir şey demedi mi kimse? Dediler tabii, demez olurlar mı? Çünkü politik doğrucu bir iş değil yani baktığınızda, hani nasıl, neden orada? Neden orada olduğu çok açık bence. Ama bilmiyorum, siz ne dersiniz? Ben anlatayım mı kendi görüşümü yoksa? Çok güzel dinliyoruz seni. Biz de görüşlerimizi veririz sonra. Peki yapı uygulandı mı? Tabii tabii, orada uygulandı. Bir senedir duruyor. Tabii ki kendime ufak kaçış noktaları hazırladım hayvansal tutkalla alakalı. Bir tanesi şu. Hayvansal tutkalı şu şekilde elde ediyorsunuz. Yani biz insanlar olarak elde ediyoruz. Et endüstrisinin artığını gidip alıyorlar. Ve onu geri dönüştürüyorlar aslında. Ama yine de bu işin bir vegan versiyonu yapılamaz mıydı? Tabii ki yapılırdı. Eğer ekolojik farkında bir insansak, neden yapmadım bunu? Floresan tutkalı var ama o da matlaştırır herhalde. Yumurta. O da ama pardon. O da ama benim amacıma ulaştırmıyor bu beni zaten. Ben manzaranın içine beden katamamış oluyorum yine. Benim oradaki amacım hani vegan ve vejetaryen bir mutfağın servis edildiği ekolojik bir binada, ki bu ekolojik binada da tabii ki ekolojik gitmeyen şeyler var. Çok normal olarak. Hangimizin hayatında ekolojik farkında gitmeyen şey yok ki hatta. Doğru. O işin orada olmasının sebebi aslında tamamen de bu yani. Birden işte hani ekolojik farkındayım ve bütün günahlarımdan arındım ve aynı anda her şeyi görebiliyorum tavrımız, bence bu bir ikiyüzlülük. Ve hani o geçmişe bakmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ve o ekolojik farkında davranışımızın arkasında aslında işte hani acı ve sömürünün böyle o biz orada yemek yerken kendisini hissettirmesini istediğim için o işi oraya öyle yaptım. Bu sonuç şahane. Bu yani. Ha, ama tabii ki tartışılır yani. Evet, tartışılır ama çok bazen çelişkili. De çaresiz böyle kalabiliyoruz. Üretim için, değil mi? Çaresiz hissetmedim, bilerek yaptım. Hayır, yani yol oraya götürüyorsun. Evet, pardon. Rica ederim. Görüşlerinizi merak ediyorum. Yani şeyse hani bu konu burada tabii bilinçli bir eylem olduğu için anlaşılır bir şey. Tabii. Ama mesela bazen çelişki derken sen onu anlıyorum işte. Yani mesela atıyorum öyle bir içerikle bir çevre propagandası yapıyor mesela ressam. Hı. İşte ama gidip bütün tonla kimyasal kullanıyor falan. Yani işte kullandığı fırçasından bilmem nesine kadar. Hepsi şey o aslında. Sponsor şirket. Yani resmi yapmasa daha iyi propaganda yapacak aslında. Hani orada oralarda o benim çok dikkatimi çekiyor ama benim şahsen şeyim de umurumda değil. Yani şey bu şeyin endüstrinin yanındaki şeyin yanında minicik bir nokta bu yani. Hani evet, havuza mürekkep atmakla ona böyle galon galon petrol dökmek aynı şey değil yani. Çok takılmıyorum açıkçası ona. Tam da alternatif bir şey ararken yani orada çözüm, o çelişki öyle başlıyor. Bunu kullanmayayım, ne kullanayım? Bir şey geliyor ondan sonra ama onun da bu su var. Yani işte yumurta da orada cevap olmuyor. Ben de ilk malzemeyi üretmeye başlayınca şey gibi hissettim. Zaten bazılarını topluyorum, o toplayıcılıktan okeyim orada. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum, ilerliyorum falan. Malzemeyi de üretmeye başladım. Tamam, zaten üretim için üretim yapıyorum, çok tatlı bir yerdeyim falan. Sonra bir süre şöyle kaldım, tam çelişki orada yaşandı aslında. Şimdi kombuçuyla biz bu işi ilerleteceğiz ama ben bütün bu süre boyunca şeker, çay, elektrik, su falan bunları harcıyorum. Hala çok tüketiyorum falan diye böyle 3 ay falan herhalde hiçbir şey üretmedim. Bir depresyon sebebi bu arada gerçekten. Şimdi üretmek, şimdi her hal ya sıfır tüketim zaten mümkün değil. Bu bahsettiğin gibi işte şey bir teraziye de ihtiyaç var. Yani orada fazla da şeklen neyi takip ettiğinle ilgili eleştirilerle de çok karşılaşıyorsun. İşte benim bir tane su şişem var, plastik. Yıllardır kullandım.
Nergis'im sen ekoloji bir şeyler yapıyorsun, üretiyorsun falan ama bak bu şişeyi kullanıyorsun. Ama işte o şişeyi kullanarak kaç tane başka plastik şişe kullanmıyorum aslında. Ben hayatımızdan komple plastiği vesaire atalım ve acayip bir işte sen de bahsettin ya biraz önce. Bir daha asla bir şey böyle bir şey kullanılmayacak kadar keskin bir yere varmıyor zaten. Sonra o 3 ayın sonunda şey diye düşündüm. Evet bir şeyler tüketeceğim. Zaten buradan annemlerin yanına annemleri görmeye gittiğim zaman da bir karbon ayak izi meselesi var. Yani orada hayatım, benim hayatım devam ettiği sürece tüketmeye devam ediyorum. Burada terazinin bu tarafını tüketirken koyduğum, ürettiğim şey kıymetli mi değil mi ona bakmaya başladım. Bu kadar tüketmeye değer mi, değmez mi? Bu çok büyük bir çelişki. Bu eseri yapacağım, bunları tüketeceğim, ne tüketeceğimi biliyorum. Ona rağmen yapmaya okeylediğimde bir yere varmaya başladım. Çünkü öteki türlü de şeye dönüştü. Evet ben geri adım attım, minimalize ettim tüketimlerimi. Bu sefer bu konuları konuşabileceğim nesneler kalmadı ortada. Kamuyla ilişkim sıfıra indi böylelikle yani. Ve orada hayat öyle akıp gidiyor ve ben de sözümü söyleyemez hale geldim. Hani o kadar yüksekten söylemeye gerek yok derken bu kadar sesi kısmaya da gerek olmayabilir. Evet. Tam bir aslında mümkün mertebe kelimesi kurtardı aslında beni. Mümkün mertebe az harcayarak, az tüketerek falan diye bir yerden dengeyi yakaladım. Sonra mantarla ve işte topladıklarımla devam ettim falan gibi. Büyüleyici cevaplar dinliyorum ben burada. Size de nasıl duyuluyor bilmiyorum ama çok keyifli ilerlerken bir soruya daha geçiyorum. Şimdi biraz uzunca bir şey. Ben aslında görüşlerinizi merak ediyorum. Hani ben de buraya hazırlanırken ve işte bütün bu konularla zaten hep aşırı neşirim bir yazar olarak ama şimdi biraz böyle bir deşelim istedim. Şimdi şimdilerde kelimesi aslında bu 2000 sonrası iklim krizinin çoğalması, iklim değişikliklerinin artması meselesinden hızla artması ve 2000'ler sonrasını daha net işaretlemek istersek biyosanat ve biyoetik hani bizim sizleri yan yana gelişimizdeki ana başlıklar içerisinde işte tüketimden bahsettik, atıklardan bahsettik, bitkiler, azalan su kaynakları ve biz böyle çevresel kirlilik etrafında dönüp duruyoruz ve bunları sanatçının bir bakıma işte işi bütün bunlar etrafında yeryüzündeki bir olan biteni sizin de bahsettiğiniz çerçeveler içerisinde tercüme etmeye çalışmak. Ama bu yani 1960'lardan sonraki çevre duyarlılığı, oradaki performans, fluxus işte ve video art'taki gibi mi? Yani 20. yüzyılın ikinci yarısındaki bir sanatçı gibi bakabilir miyiz dünyaya? Çünkü o dönemde işte bir taraftan sanatçılar endüstrileşmenin olumsuz yönlerine dikkat çekiyorlardı. Öbür taraftan da aslında müzeyle sorunları vardı. Çünkü 60'lar ve 80'lere kadar müzenin yarattığı egemenliğe karşı bir tavırları vardı. Müzelerden ve galerilerden çıkmak istedikleri için işte yeryüzü sanatı gibi bir şey çıktı. Sonra gerçi tekrar Hans Haken'in işlerini müzelerde gördük örnekse eğer. Hem müzelerle dertleri vardı hem de müzeleri bir mezarlığa da dönüştüğünü sorguluyorlardı. Şimdi burada başka şeyler de giriyor. Ve doğaya çıkmak, üretilenlerin süreç içerisinde dönüşümünü görmek, işte doğanın o spirali alıp götürmesine bakmak vesaire bunları çoğaltabiliriz. Bu bir taraftan da galeri ve müzeye karşı duruş, bir taraftan da modernist düşüncenin de karşısında oluştu. Şimdi buradan siz bugün üreten bireyler olarak artık 2022'de iyi bitiriyoruz. Bu düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani 20. yüzyıl ikinci yarısındaki bir sanatçı modelini aramıyorum sizde ama o bakışı az çok biliyoruz. Şimdi nasıl? Nasıl karşı koyabilirsiniz çalıştığınız kurumlarla mesela galerilerinizle ya da sponsorluk ilişkilerinde? Çünkü yani bakırı mı icat etmeyecektik? Benzini mi hayatımızdan çıkaralım? Enerjiyi mi? Yok böyle bir şey. Savunmuyorum zaten de böyle bir şey. Hiçbirimiz savunmayız. Ama bu ilişkiler bir takım yani sanat üretimi dediğimizde büyük projeksiyonlar, büyük projeler dediğimizde sponsorlar da olmadan da olmuyor. Buradaki bakışınızı merak ediyorum. Tüm dünyada bu işlerde böyle yürüyor açıkçası. Buyurun. Benden mi başlıyoruz? Tamam. Hadi bugün, şimdi senden başlayalım. Yani
işte burada gene çelişkiye geliyoruz. Evet, hem çelişkiye geliyoruz hem de işte art washing'e geliyoruz. Hani orada da biraz bence açık gözlü davranmaya çalışmak belki kendi vicdanımızı kurtarabilir. Tabii ki bu nasıl bir insan olduğunuzla da alakalı bir şey bence. Hani bununla çok okey birisi olabilirsiniz. Ama işte oradaki gene ikiyüzlülüklerimizle baş etme durumu söz konusu geriye geliyor. Az önce de Kerem'in ressam örneğiyle aynı şey bence yani. Belki de işte, üretmek yerine eğitimi de işin içine katmak da olabilir mi? Yani çocuklara dair duyarlılık eğitimi, işte çevreyse eğer konumuz, hani üretirken sanat pratiği. Ha, ben kurum cevabı gibi düşündüm. Yok, kurumla çalışıyorsun elbette yani diyelim. İşte, hani işte klasik. Bütün bunu yani, yataya yaymak. Kanser araştırması işte enstitülerinin en büyük sponsoru meyveli yoğurt markaları. Meyveli yoğurtta bir sürü östrojen var. En çok meme kanserine sebebiyet veren ürünlerden bir tanesi. Onların sponsoru o. Yani böyle bir hani işte bu da bir döngü. Hani o döngünün içinde yer alıp onunla okey olmak mı? Yoksa zaten o döngüyle alakalı derdiniz varsa nasıl onun içinde yer alabilirsiniz? Hı, strateji zaten geliştirmek gibi. Hayır, tam tersi. Yani benim için hani nasıl yapabilirim? Bilmiyorum. Yani aklım almıyor benim. Ama şu da var, yanlışlıkla içinde bulunabilirim ve haberim olmayabilir. Hani büyük ihtimalle olmuş bile olabilir. Bilemem. Ama gözümü açarak en azından birazcık daha araştırarak öyle işbirliklerine girmeyi tercih ederim. Benim cevabım bu. Teşekkür ederim. Buyurun. Bu tabii saydığınız sanatçıların yani o müzeyle ilişkisi anlamında çevreyle ilgili tabii ki dertleri vardı, sosyal meselelerle ilgili. Dışarı ama çıkma en başında sebepleri da oydu. Bir, ya bunların hepsi sonuçta bir kavramsal sanatın çatısı altındaki hareketler işte bu. Evet. Hepsinin dolayısıyla performatif bir doğası var ve o dönemin sanatında değişime karşı bir şey var, merak var. Merak yani var, bir evet. Sanatı o tarafa götürmek yani müzenin Dada'dan böyle başlayan bir işte hareket. Statik cicili bicili nesnelerini yapmak istemiyorlar yani gerçekten. Yaşamla bir şeyler yapmak istiyorlar ve orada bir kalıcılık gibi bir dertleri de yok. Dolayısıyla burada da gideceğiniz yer doğal örüntüler olacak haliyle yani doğal malzemeler olacak, eskiyen, yıkılan şeyler olacak. Dolayısıyla o çevre meseleleriyle bunun birleşmiş olması çok organik aslında. Yani o dönemin felsefesiyle zaten o çevre meseleleri bir noktada birleşecekti. Orada tabii şey farkı önemli bence yani bir tarafa temsili sanatlarla daha böyle müdahaleyle yapan yani işte Boyuz'un ormanı orman yani bu hani dokunuyorsunuz, kokluyorsunuz. Bir resim orman değil, bir video orman değil. Bu temsili daha az şey kılmıyor yani daha kötü kılmıyor. Etki alanları farklı. Temsil daha bence mesaj iletimi yapıyor falan ama bugünün biraz sıkıntısı o bana öyle geliyor. Çok fazla söz temelli. Hani sanatçı bunu işaret etti. Onlar gerçekten yani toprak evet kazıyordu hake yani. Oraya otlar mutlar birikiyordu. Öbürü bir yeri yıkıyordu. Yani şu dokunsal, cisimsel diyelim. Gerçek demeyeyim de cismani bir sanat yapıyorlardı. Onun da etkileri gerçek oluyor. Bu, evet, bu bana çok şey, benim özlem duyduğum bir sanat biçimi. Biz ama işte bu hem teknoloji hem bu sosyal medya şu bu giderek böyle daha söz kültürünün içinde. İşte bu post-truth meselelerini falan da hani parantez alarak onları da düşünerek evet şey yapalım. Çevrede böyle bir söylem olarak işte burada bu oluyor, burada bu oluyor. Ben de bunu gösterdim sanatımda. Okey yani gösterelim ama gösteriyoruz ve gösteriyoruz. İşte ben gösterdim mesela 300 sene önce ben de bir çelişki anlatayım. Bunu nasıl götüreceğiz falan dedim sizi çalışmayı. Bir beyefendi satın aldı. Sorun değil ya ben jetimle götüreceğim dedi yani. Yani jetle iş yani anladın mı? Çok büyük o dünya. Çok güzel düzeyde bir şey. Evet. Kendi olmuştu bir kere çünkü çok net ve düz bir şekilde kararlarını verebiliyor ama bazen evet işte. Burası bir psikolojik sanatçıları psikolojik çevre aracılığıyla yatırdık. Ruh çıkaracağız birazdan. Sizden de alabiliriz. Ben biraz daha işte sanatın hangi alanlarda kiminle nasıl iletişime geçtiği işte bu tip kurumlarda daha tercihen insanlar buraya gelip bunu dinliyorlar ama kamusal alanda işler bambaşka.
kamusal, Türkiye'deki kamusal alandaki özellikle heykel üzerinde söyleyeceğim. Ciddi çalışmalar var işte. Kangal köpeğinden tutun da zeytin, işte köfte tutan çatal bir şey, her semaver. Çay üzerinde, ekmeğin üzerinde çay ama simitin ortasında falan böyle şeyler var. Şimdi sanatın hani dolayısıyla bu işte galeri ve müzedeki kontaklarıyla kamudaki kontaklar arasındaki fark ve orada onun aslında taşerona veriliyor olması ve yaptırılıyor olması, orada seçiciliğin hiç olmaması konusu. Ve zaten yani müzelerde masterlardan koruyup kolladığımız, izlediğimiz, gördüğümüz yığınla çok güzel, çok izlenen sanat eserleri var. Biyoteknolojide bugün, işte teknolojiyle biz bugün zaten insanın işte organ doku ve benzeri işte orada da bir şey arıyorsak onu yapabilecek teknolojiye de sahibiz. Dolayısıyla ben bireysel olarak sanat pratiğim toplumsal fikri kalkınmaya bir şey ifade temas etmiyorsa, bir katkısı yoksa orada bir nesne üretmeme gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Yani amaç, çünkü zaten var yeterince, ya doğa yeterince güzel, müzede yeterince güzel eserler var. Olmayanlardan da çevremizde bayağıca var yani işte bu bahsettiğim kamusal alan meselesinden falan. Dolayısıyla onu neden ürettiğimiz, o ilk motivasyon toplumsal bir yere temas etmeyecekse ve hepimizin hayat kalitesini yukarı doğru çekmeyecekse, bunu konuşmaya açmayacaksa o çok da gerek yok gibi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Düşünüyorum. Birbirinden renkli cevaplar ve düşündüren cevaplar. Kaydı yani dinlemek istiyorum bir an evvel neler konuştuk diye, şu anda hepsi silinmiş gibi. Aslında süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir sorum daha var. Bu soruyla beraber yanıtlarınızı aldıktan sonra böyle şey ne derler, misafirlerimizin sorularıyla devam edebiliriz gibi düşünüyorum. Çok geniş konuştuk aslında ama tekrar toparlamak gerekirse, Deniz'in piramidi eşliğinde deminden beri adını andık. İşte Hans Haken'in Grass Grove'unu ya da Boyce'un Sen Ormanı dedin, ben 70 bin Oaks, onu kastetmiştin. Evet. Meşe Palamut'u ve daha sonra bunlar 2009'da Dan Harvey ve Heather Ackroyd galiba öyle telaffuz ediliyor. Onun palamutlarından şeyle, ne derler, etkiyle, ilhamla yeniden ürettikleri bir işleri var. Hatta İstanbul Modern'deki bir sergide de gösterildi diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. Ve burada tekrar bu toprak, çiçek, su meseleler üzerinden yeryüzünü yeryüzüyle anlatan insanlar bunlar. Bu tür işleri bugün tekrar üretmek, şimdi bu çok çok iyi bir örnek ama bu kadar iyi bir örnek şu an hatırlamıyorum, belki sen bana yardımcı olursun bu konuda. Bu tür samimi işleri üretirken klişeye düşmemek, doğanın sanatla buluşması klişesini de merkeze alarak, yani nasıl, şimdi çok güzel anlattınız ama belki işleriniz dışında bakış rica edeceğim burada. Yani biraz genel üretime bakış rica edeceğim. Bu doğanın sanatla buluşması klişesine düşmeden, yani çevrenizdeki işlere bakışınız aslında nasıl? Şimdi tam da çok güzel bir Viyana'nın içinden geçiyoruz. Tam da burada aslında ben yani özellikle şeydeki, aynı fikirde olmayabiliriz belki ama gazhanedeki bu özellikle yerellikle ilgili videolarda, video işlerde bu meseleyi çok yakından takip eden işler gördüm. Hem sömürgecilik üzerine çok iyi işler vardı, işte balıkçılıkla ilgili işler vardı. Bitmeden bence şeye gidin, gazhanedeki işleri görün istiyorum. Bütün bunlar okey benim için ama gerçekten imgeyle düşünmeye başladığınızda o klişe, ben de o sihir bozuluyor ve bütün her şeyden kopuyorum. Bu noktada sizin düşüncelerinizi, bu klişe meselesinden bakışınızı, genele bakışınızı merak ediyorum. Kerem'den başlıyorum.
Yani bu iki kavramı da kullanmasak çok rahatlarız. Evet. Bir sanat, iki doğa. Yani ikisi de bunlar, yani bu tip genel, çok genel, büyük, neydi, belirsiz kavramlar tartışmaları tıkıyor. Evet. İşte o Biennale gazhaneyi gezerken mesela birkaç küratör arkadaşla, bu da sanat mı? Yani küratörler hani bu işi profesyonelleri. Ben yani onu tartışmaya giriyorsun. Ben gerek yok hani neyin sanat olduğuyla mesela hiç ilgilenmemek. Doğa diye bir şeyi uzakta bir yerde aramamak. Yani bu şey çevre problemleriyle ilgilenmeyelim anlamına gelmiyor. Ama oturup mesela Marmara Denizi'ndeki müsilajı konuşmakın yani spesifikliği, gerçekliğiyle doğa diye böyle neydi belirsiz bir şey konuşmak aynı değil. Biraz bunu kastediyorum. Sezan'ın bir lafı var. Doğa içeridedir diyor. Onu da Marla Ponte'nin bir kitabında okumuştum. Gerçekten öyle. Bu buradan bu çıkıyor gibi geliyor bana. İçeride evet, olan bir doğadan bahsediyoruz. Yani aktüeli tartışmak, gerçek cismani olanı tartışmak bana daha şey iyi sonuçlar gibi geliyor. O zaman o işte o senin bahsettiğin sergi metinlerindeki o klişeler de olmaz. Yani nokta atışı yaptığı için. Burada tabii başka bir risk doğuyor. Orada da işte bir didaktiklik, bir doğrudan propaganda ya da işte fazla aşırı anlatımcılık. Belki de işte sanatçının şeyden de vazgeçmesi gerek. Hani toplumu aydınlatmak gibi bir görevi, böyle bir Marksist görevi var mı yok mu onu bir tartışmak gerek. Yani ben niye insanlara doğruyu göstereyim ki? Bilmiyorlar mı yani? Yani zaten burada hepimiz çevre konusunda biliyoruz. Aynı fikri paylaşıyoruz. Evet. Yani dolayısıyla o oradan da biraz onu daha bir paylaşım gibi yapmak. Hani doğru. Ben bunu görüyorum. Birlikte görelim gibi bir şey. Alan açmak. Biennale o anlamda çok güzel bence. Yani şey bize uzun farklı süredir izlediğim en iyi birleşme, bir araya gelme modelleri ve bunu sanat yaparak değil de işte dünyada böyle bunlar oluyor gibi bir şey gösteriyordu. Gazhanedeki örneği kastediyor. Aynen öyle. Bu heykel de aslında tam onunla örtüşmüş vaziyette. Çok iyi konuşmuş olduğunu düşünüyorum. Gazhane ama şahaneydi. Buyurun. Ben soruyu unuttum. Yani bu klişe meselesi, samimiyetsizlik, işte doğanın sanatla kavuşması, evet, buluşması klişeleri içerisinde başka işlere bakarken ne hissediyorsun? Yani kendi manevranı alabiliyorsun, kendini didikleyebiliyorsun. Okey, Ekin Kanon'un işlerindeki o samimiyeti ve gerçekliği görebiliyoruz ama dünyaya bakarken doğa ve sanat başlığı altında gördüğün işlerde karşılaştıklarını biraz yorumlamanı istiyorum. Özetle bu. Benim neden soruyu unuttuğumu da söyleyebilir miyim? Tabii. Çok özür dilerim. Söyle, ne çünkü oldu? Bir önceki soruyla ilgili düşünüyordum da şeyi söylemediğimi fark ettim. Söyle. Çok pardon. Hemen klişeye de geri döneceğim. Tamam, tamam. Yok, ben not aldım. Eksiltmeyeceğim notunu. Şey, bir önceki soruda hani neden 20. yüzyılın sonundaki hani üretimlerde bugünkü üretimleri de aslında karşılaştırdığımız, evet, bir soru vardı az önce ve hani, evet, ne olurdu gibi. Evet. Anladım ben onu. Tamam. Ben de şöyle düşünüyorum. Mesela 20. yüzyılın sonunda aynı iş ve üretilmiş olsa ve aynı işi şimdi üretsek biz ama o işin üretildiğini bilmeyelim mesela. İkisi de birbirinden bambaşka iki tane iş olacak. Çünkü o zamanki motivasyon çok farklıydı. Yani savaş sonrası bir toplum, bir umut var, yeni bir şey denemeye çalışıyorlar, bir gelecek inşa etmeye çalışıyorlar. Bize tam tersi bir şey, gelecek yok galiba, anksiyete içerisindeyiz, evet, ve umutsuzuz ve hani ne yapalım bari hayatımız boşa gitmesin, böyle gelmişiz, böyle gideceğiz diye sanat yapmaya çalışıyoruz. Hani o da neye yarıyor onu bilmiyorum ama hani işte geldik diye. Şimdi buradan klişelere dönecek olursak, evet, hani bence insan hani klişe üretim nasıl yapmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü belki benim ürettiğim şeyler de klişe. Onu da bilemiyorum. Onu ben kendime diyemem. Öyle bir mesafelenmeye çalıştım tabii ki. Hani işte bu ikiyüzlülüklerime bakayım, çelişkilerime bakayım ya da işte insan merkezci olmadan sanat yapabilir miyim? Yapamazsın yani. İnsansın. Zaten bir insanın yapabileceği en insani şey sanat. Nereye yapıyorsun? Dolayısıyla belki de komple sanat üretmek klişe bir şeydir. Hani bütün üretilen sanat. Ama diğer sanatçıların işlerine şu an oturduğum yerden şöyle yapacaksam tabii ki en sevdiğim yani hobim diyebilirim. ama hani neye şimdi ay evet çok klişe. Evet çok klişe yani bir sürü şey çok klişe ama biz de işte hani başımıza gelen bu dönemde yani ya da içine doğduğumuz bu dönemde işte dönemi yansıtan bir şeyler yapıyoruz ister istemez. Çünkü hani ben sadece sanat üreticisini değil ama herhangi bir insanı bir hani bir mekanizma gibi
düşünürsek işte veri giriyor, işleniyor, bir şey çıkıyor. Yani bizden de işte hani benden bir tane size resim çıktı. Hani evet. İşte buna 100 yıl sonra kalıcı olursa ve bakılırsa buna, yani bu çok klişe olabilir. Tabii olabilir. Dönemini yansıtmıyor olabilir. Ya da dönemini yansıtan şöyle şöyle bir şey de olabilir. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ama yine de garip bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bence çok saçma. Teşekkür ederim. Sanıyorum senden almadım cevabı. Evet, ben şey demek istiyorum. Çok seçeneğimiz yok. Hı. Yani işte sanat, tasarım ne yapacaksak yani ya da ne üreteceksek. İşte renk skalası belli, malzemeler belli, formlar belli, referanslarımız belli. Hepimiz aynı havuzdan besleniyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Algımız kadar yani insan algısı kadar. İlgilendiğimiz kavramlar da aşağı yukarı aynı, insanlığın bütün dertleri aynı havuzdan. Yani birkaç tane diyelim ki işte şey var, küme. Buradan bir kavram seçiyoruz. O kavram kümesi de hepimize ait. Bir renk kümesi, bir form kümesi var. Yani çok alternatifimiz yok. Önünde sonunda klişeye düşeceğiz. Yedi çünkü referans... Yedi tane notayla ne yapabiliriz? Bunu yapamazsın. Dedim, duymuyorum. Yedi tane notayla ne kadar çok farklı çalabilirsin demiş ki Serdar Ortaç. Her konuşmada Serdar Ortaç'la bitecek. Tam olarak aynı fikirdeyim. Ay şaka yapıyorum da yani. Bunu yapmasaydın hocam. Yani tabii ki inanılmaz kombinasyon, permütasyon kullanabiliriz. Zaten bu arada şey yani hani ben biraz önce şey demek istemedim. Sanatçı bunu çok iyi biliyordur ve önde gider ve bayrağı tutar ve herkese onu o anlatır falan. Ne münasebet yani. Hiç öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece belki hassasiyeti daha yüksektir ve konuşmaya açmaya cesareti vardır. Belki başkası sadece kendi içinde aynı şeyleri yaşıyordur ve dışarıda bunu konuşmak, dile getirmek ya da insanlarla bu bağlamda iletişim kurmak istemiyordur. Dolayısıyla bu bir yatkınlık konusu da aynı zamanda herhangi yani işte öğretmeye yatkın olmak da söz konusu ya. Herkes öğretmen olamaz yani. Tabii. Gibi. Dolayısıyla bilir ama paylaşmaya açmayabilir. O yüzden sanatçının belki işte karakterindeki bir yapıya, içindeki bir motivasyon bunu tamam sanatçı burada bir rol alabilir noktasına getirir yani. Yoksa ben sanatçı çok iyi biliyor demek istemedim. Konusunu üstüne almışsın ama. Yok yok. Hani ben biraz oraya belki sert girdim. Böyle bir iletişimcilik gibi bir şey dönüştü ya, ben onu biraz eleştirmek istedim. Sanki böyle sanat direkt bir iletişimdir ve orada işte sanatçı da o topluma bir takım mesajları ileten bir figür gibi bir anlamı itiyor ya bazı kurumlar, insanları. Onu kastetmeye çalıştı. Evet. Ama işte şeyle Serdar Ortaç'la da ortak bir noktam olduğu için şu an bir noktada klişeye her türlü düşeriz gibi geliyor. Biraz kendimizden uzaklaşmamak gerekiyor galiba. Ben de çok teşekkür ediyorum öncelikle cevaplarınız için. Sorularınıza geçmeden önce bu kitapları madem getirdim, çok sizin için çalışırken bir örnek vardı. Onu söylemek istiyorum. Çok güzel bir bölüm var. Uzaklaşan Toprak diye Jale Erzen'in bu kitaba koydu. Ama daha önce Bilim Sanat Derneği'nin ikinci estetik kongresinde okuduğu bir makaleden bir bölüm. Şimdi toprakla ilgili pek çok felsefeciden, düşünürden örnek veriyor. Oraları geçerim ama bir 88 tarihli, bir de 98 tarihli İzmir'in Barbaros Köyü ile ilgili iki fotoğraf koyuyor ve oradaki değişimi gözler önüne sürüyor. Hem yapılaşma çoğalmış, işte bir meydan değişmiş, şu bu falan. Şimdi bu başlık uzaklaşan toprak demek tam da aslında işte bizim bugün Gülsün Kara Mustafa'yı da anlattım da derste, orada onun da köyden kente göç meselesinde. Yani toprakları terk ettikçe aslında, yani köylülüğü bitirip işçi sınıfı arttıkça, çoğaldıkça gerçek toprakla ilgili bağımız kopmaya başladı. Bu çoktan oldu işte. Ben de mesela kasabada büyüdüm. Bir kız çocuğu olarak okuyup bir şey olmak üzere hedeflendirildik. Erkek kardeşim de öyle ama bizim toprağımız da vardı. Kimse bize kal bu zeytinliklerle ilgilen demedi. Dayımın çocuklarına da demedi. Şimdi teyzemin çocuklarına da denmiyor ve hepsi farklı farklı meslekler için dilinip duruyorlar ve bunu kentte yapıyoruz. Ve biz Egeli olarak bu topraklara sahip çıkamıyoruz. İşte gelenler onları ekiyorlar, biçiyorlar. Bu Türkiye'nin
her yerinde böyle. Dolayısıyla toprakla olan bağımız kalmayınca, şimdi böyle İstanbul'un ortasında vegan yemekler yapan bir restorandaki senin örneğin üzerinden, işte neydi, hayvan tutkalı üzerinden meseleler çok büyüyor. Halbuki bunu toprak, Anadolu köylü çoktan çözmüştü. Hala da çözen insanlar da var. Ama biz bu bağı kopardıkça tabii ki Agnes'in işi gibi işlerle avunacağız. Avunmaya ihtiyacımız var. Bunlar hayatımızda olmalı. Çünkü kentlilik bizi çoktan topraktan kopardı. Başımıza ne geldiyse bu topraktan kopmayla geldi diye düşünüyorum. Bu konuşma dizisi için hazırlanırken böyle kendime bir not bulmaya çalıştım. Ve şimdi sizin sorularınızı bekliyoruz. Bu samimi konuşmaya katkılarınız bizim için çok önemli. Teşekkürler dinlediğiniz için ayrıca. Fikriniz var olabilir, sorunuz olabilir.